yıllar kaldı ve şu anda Tekstilkent kumanda merkezindeyiz. Bu noktada da heyecan dorukta ve bugün sizlere bir sürprizimiz de olacak İstanbullulara. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yanımızda değil, ancak bir bağlantı gerçekleştireceğiz kendisiyle ve bu noktada o da olacak, birazdan konuşmasını dinleyeceğiz. Şu anda Tekstilkent'teyiz dedik. Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosunun açılışı öncesinde artık dakikalar kaldığını söyledik ve yanımızda Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy var. Hemen kendisine dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. Bu hattın önemi nedir Özgür Bey? Niçin İstanbullular bu kadar heyecanlanmalı? Vallahi kesinlikle çok heyecanlıyız. Çok özel bir gün bizim için. Bu açılışı tam Cumhuriyetimizin 97. yılı, yarın 29 Ekim. Ondan önce yapmak da ayrı bir heyecan. Bu hat, şöyle söyleyebilirim, bu hat İstanbul'un taşımacılık sisteminin yüzük taşı. Çünkü bütün hatları, bütün bağlantıları birbiriyle birleştiren bir hat. Özelliği bir kere çok büyük, kapasitesi çok fazla. Günlük 700 bin kişiye yakın yolcu taşıma kapasitesi var. Bir anda tek araçta 2160 kişiye kadar, tabii pandemi koşullarında bunun yarısından azını taşıyoruz ama. Örneğin buradaki biraz özelliklerden bahsedebilir misiniz? Biraz şöyle yürüyelim kameraman arkadaşımla, evet, birlikte. Tamam. Kumanda merkezi. Burası kumanda merkezi. Kumanda merkezi bir uzay üssü gibi, gördüğünüz gibi 5 tane burada oturum var. Orada burası iletişim tarafı, istasyonlarla iletişimi sağlıyor. İkinci masada araç yöneten arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz bu sürücüsüz bir metro. Evet. İstanbul'un Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu, evet. Ve baktığınızda dünya sıralamasında da kapasite olarak en büyük sürücüsüz metro olacak. 5 dakika sonra artık bir rekorun aslında sahibi olacak. Aslında dakikalar kaldı. Şimdi kameraman arkadaşımdan, evet, rica edeceğim. Bakın şurada bir saat görüyoruz ve dakikalar kaldığında, evet, aslında burada hissediyoruz. Biraz, evet, yürüyelim böyle, biraz tamam, daha sizden ekranları anlatmanızı burası rica edelim. Burası araçları kontrol eden taraf, araç tarafı. Burası trafiği kontrol ediyor. Bütün otomatik makaslar vesaire. Burada depo faaliyetleri, depoya giren çıkan araçlar, atölyeye giren çıkan araçları kontrol ediyor. En sonunda SCADA, bütün yürüyen merdivenler ve elektrik ekipmanlarını devreye alan çıkartan sistemler buradan kontrol ediliyor. Sürücüsüz olduğu için sadece acil müdahalede müdahale edecek bizim elemanlarımız var. Onun dışında kimse yok, yani araçlar buradan kontrol ediliyor. Geçtiğimiz aylarda deneme sürüşlerinde, test sürüşlerinde hatırlıyorum ben, engeller, evet, içinde test sürüşleri yaptınız. Evet, geri bildirimler değerlendirildi, evet, mi? Evet. Nasıl çalışmalar oldu? Bir kere zaten burası tamamen %100 engelli uyumlu olarak, sertifikalı olarak kuruldu. Ona rağmen biz bununla yetinmedik. Engelli vatandaşlarımızdan bir grup vatandaşımızla hattımıza deneme sürüşü yaptık. Ve onların feedbacklerini aldık, onların geri bildirimini alarak daha da bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Evet, burası gerçekten artık çok az bir süre kaldı ve gerçekten de heyecan dorukta. O kadar çok kişi var ki, çalışan var ki burada ve hepsi artık saniyeleri sayıyor, dakikaları sayıyor diyebiliriz. Ve bir kez daha tekrardan sormak istiyorum. Bu hat açıldığında İstanbullular hangi noktalarda bağlantı kuracak? Yani metro hatlarıyla, tamam, bağlantısı nasıl olacak Özgür? Söyleyelim, çok fazla hatla bağlantısı var. Bir kere Karadeniz Mahallesi'nde T4 tramvay hattıyla bağlantı olacak. Alibeyköy istasyonunda yeni açılacak olan T5 tramvay hattımızla bağlantısı olacak. Mecidiyeköy'den hem M2 metro hattımızla hem de metrobüs hattıyla bağlantısı olacak. Onun dışında da Mahmut Bey'den de M3 metro hattıyla bağlantısı olacak. Son olarak da ileride Kağıthane'den, evet, bağlanacağı yerde havaalanı bağlantısı olacak. Evet. Başta demiştik, sürprizimiz var demiştik. Sayın, evet, Ekrem İmamoğlu burada açılış öncesinde, aslında açılışı kendisi gerçekleştirecek ve birazdan, evet, da, evet, bir telefon bağlantısı gerçekleşecek. Evet, bizim hattımız hazır. Biz hazırız burada. Başkanımızın talimatıyla açılışı yapacağız. Ben müsaade ederseniz kendisini, tabii, aramak ki istiyorum. Kendisini arayalım. Tabii bu sırada şunu da söylemeden geçmeyelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıl dönümü öncesinde, bir gün önce bu hat açılıyor ve o kurtuluş mücadelesinin sembolü olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılında bu hat açılıyor. Aslında çok önemli bir hat. M7 Kabataş'tan başlıyor aslında bu hat. Alo. Beşiktaş'tan geçerek Mecidiyeköy ve oradan da, alo, Mahmut Bey'e ulaşıyor. Ancak ilk etabı, tamam, olan Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı açılıyor diyebiliriz. Herhalde saniyeler kaldı. Şöyle geçelim mi? Telsize, evet, doğru geçelim isterseniz. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Başkanım, şöyle geçelim. Alıyorum. Evet. Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Başkanım merhabalar. Tekrar geçmiş olsun. Hastalara da şifa diliyorum. İnşallah herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum.
Bu mutlu anımızda bugün planladığımız şeyi yapmadık ama inşallah halkımıza güzel hizmetiyle zaten keyif bulacağız. İnşallah. Ertan Bey de burada. Bütün ekip hazır. Sizin talimatınızla inşallah hattı açacağız. Çok güzel. Tabii herkesin çok emeği geçti. Tabiri caizse raylı sistemler çok çalıştı. Yüklenici firmalar çok çalıştı. Bütün emekçiler işi tamamlamak adına süreci sona erdirdi. Artık size emanet ediyorlar. Metro AŞ'ye, size ve bütün çalışanlarınıza emanet ediyorlar. En güzel şekilde, belki de dünyanın en nitelikli işletmeciliğini göstereceğinizden hiçbir şüphem yok. Yüz binlerce insan her gün taşıyacaksınız. Sanıyorum İstanbul'a gerçekten raylı sistemler açısından en fazla nefes aldıracak hatlardan bir tanesini bugün hizmete sokuyoruz. Size Allah kolaylık versin. Sağ olun, sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. İnşallah sizi iyileşince de güzel, coşkulu bir törenle açacağız. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum bu vesileyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam da büyük zorluklarla kurulan güzel Cumhuriyetimizin yıl dönümünün bir gün öncesinde aslında zor dönemler yaşayan hem ülkemize hem dünya sağlıkla ilgili bu zor dönemde aksatmadan söz verdiğimiz gibi süreci tamamlamanın da büyük onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle gerçekten o zor günlerde Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına ve bütün geçmişimize ithaf ediyoruz bu güzel hattın açılışını. Evet. Başkanım, hat sizin talimatınızı bekliyor. Ben şu an telsizi açtım. Bütün istasyonlar ve makinistler sizin talimatınızı bekliyor. Sizin talimatınızla İstanbul'ların hizmetine sokacağız hattımızı. Şu anda mikrofondasınız efendim. Peki. M7 hattını açıyorum. Orada bulunan benim güzel yol arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, kapıları açın lütfen. İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Sizi de en kısa zamanda aramıza bekliyoruz inşallah. İnşallah. İyileşir iyileşmez ilk sahaya çıktığım ilk gün gelip beraber gezeceğiz Özgür Bey. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, herkese, orada bulunan herkese buradan sevgilerimi, iyi çalışmalar dileklerimi ilettim. Özellikle bu metroda çalışan bütün kadın makinistlere ve kadın çalışanlara buradan başarılar diliyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizi daha fazla yormayalım. Acil şifalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, hattımızı açtık Özgür Bey. Hayırlı olsun diyelim biz de tekrardan. Evet. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın oradan Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hat açıldı. Halkımız yavaş yavaş giriş yapmaya başladı. Kapılarımız açıldı. Şu an itibariyle artık M7 hattı çalışmaya başladı. Evet, bakın turnikelerden geçiyor şu anda İstanbullular. Orası hangi istasyon şu anda göremiyorum ama Mecidiyeköy istasyonu olsa gerek. Evet, Mecidiyeköy istasyonunda yavaş yavaş bakın turnikeler açıldı ve artık evet, geçişler başladı. Evet, geçişler başladı. Tabii alışma süresi, insanlar duyacaklar bunu. Yarından itibaren daha da fazla kişi gelecektir. İstanbul'u çok rahatlatacak bir hat. Dediğimiz gibi 5-6 tane sistemi birbirine bağlayan bir hat. 6 tane ilçeden geçen bir hat. Sürücüsüz olması itibarıyla esnek bir hat. Şu andaki 6 dakikada bir servisle başlayacağız. Yavaş yavaş araçlar devreye gire gire bu kapasite daha da Özgür artacak. Bey, buradan izleyicilerimize bir müjdeyi de verelim mi bir kez daha? 10 gün boyunca bu metro hattı ücretsiz olacak değil mi? Evet, evet, evet. Sayın Başkanımızın müjdesi zaten o açıkladı. 10 gün boyunca hattımız ücretsiz olarak kullanılabilecek. Kartlarını bastıklarında İstanbul kartlarından düşüm olmayacak. Evet, evet.
Dilerseniz bu metro hattını biraz daha tanıyalım, bu kumanda merkezini biraz daha tanıyalım. Tekstil kentteyiz şu anda demiştik, evet, yayınımızın başında. Ve bu kumanda merkezinde aslında büyük bir heyecan olduğunu söylemiştik. Çünkü evet, çalışanların aylarca bir emeği var, buradaki emek söz konusu. Ve dolayısıyla buradaki hatta artık büyük bir sorumluluk da başlıyor. Evet, evet. Biraz daha burayı tanıyalım mı? Tamam. Burası, yürüyelim hatta biraz burası daha. Hattın, tamam, arkadaşımla beraber yürüyelim şöyle ileri doğru. Evet. Burası hattın beyni tam anlamıyla. Mesela bahsedelim. Şu ekranlar hangi evet, şeyi ifade ediyor? Bu ekranlar bizim bütün İstanbul çapında 7000 tane kameramız var diyorduk. Şimdi 2000'e yakın daha kamera bu hatla beraber eklendi. Bu arkadaşlarımız hattaki bütün istasyonların girişlerini, turnikeleri, kapıları, peronları buradan görebiliyorlar. Bir olay olduğunda anında müdahale edebiliyorlar. Ya aslında ve çok iletişim kuruyorlar önemli. Burası. Evet. Evet. İstasyonlarda her bir istasyonumuzda istasyon amirlerimiz var. Evet. Sürücüsüz metro olmakla beraber acil durumda müdahale etmek üzere personelimizi bekletiyoruz sisteme oturana kadar. Kapılar takılır vesaire olur. Bu tür aksaklıklara karşı personelimiz bekliyor. Şimdi, bu taraf iletişim tarafı. Özgür Bey, orayı devam etmek istiyorum şu anda ama bir ek yapmak istiyorum. Evet. Bu metro hattında bir soru daha doğrusu. Mecidiyeköy ile Mahmut Bey arası kaç dakika olacak? Evet, bu hattımızda 32 dakika olarak öngörüldü. 30-32 dakika altına dayanabilir. Bir tek yönde bu kadar zaman alacak. 18 kilometre. Kaç istasyon 15 var? 15 tane istasyon var. 15 istasyon evet, var. Peki bu istasyonlar hangi ilçelerden geçiyor? Kaç ilçeden geçiyor? 6 tane ilçeden geçiyor. Daha sonra bunda Beşiktaş da eklenecek. 7 ilçe olacak. 6 tane ilçeden geçiyor. Mecidiyeköy'den evet, Mahmut Bey'e kadar 6 ilçeden geçiyor. Peki İstanbullular bir kez daha merak ediyoruz. Yayınımıza yeni katılmış olanlar olabilir. Evet. İstanbullular bu metro hattını kullanmak için nerelerden bağlantı sağlayabilir? Mecidiyeköy'ü biliyoruz, İstanbul'un evet, merkezi bir noktası ama başka hangi bölgelerden bağlantı evet, sağlayabilecek? Yani Mecidiyeköy artık çok önemli çünkü zaten yoğun bir yerde çok ulaşımın, İstanbul ulaşımın önemli bir noktasıydı. Bu ulaşım daha da önemi artacak çünkü hem metrobüsle bağlantısı var burada M7 hattının hem de bizim yine amiral gemimiz olan metro sisteminin bugüne kadar M2 ile bağlantı sağlayacak. Özgür Bey, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? E5 güzergahı evet, yani metrobüs üzerindeki güzergah ve bu hattın üzerindeki güzergahta evet, trafik rahatlaması olur mu? Mutlaka olur. Mutlaka olur. Yani ulaşımda hem otobüsleri rahatlatır, otobüsteki yoğunluğu azaltır. Artı şunu söyleyeyim, mesela bizim daha önce yapılmış olan Başakşehir iki telli o tarafa giden M3 hattımızı daha aktif hale getirir. Oranın kullanımı düşüktü. Oranın kullanımını daha aktif hale getirebilir. Çünkü o Başakşehir iki telli tarafından direkt olarak M7'ye bağlanıp oradan Mecidiyeköy'e kadar gelebilecekler. Şimdi, Kağıthane'den evet, geçiyor. Kağıthane çok önemli bir artık metropol oldu. Plazalar var vesaire. Orayla bağlantı, yeni yapılan havaalanı metro hattı Kağıthane'den bağlanacak. Direkt olarak havaalanına ulaşabilecekler. Kesinlikle çok önemli bir hat. Yani yüzük taşı demek. Bir kez daha söyleyelim mi? Şu anda ekrana gelen görüntülerde evet, oturumlar var. Çeşitli oturumlar var. Kumanda evet, merkezindeyiz evet, şu anda. Aslında bu hattın beyni burası. Kullanmaya başladı evet, gördüğünüz gibi. İstasyonlar. Bir kez daha hatırlatalım mı? 10 evet, gün boyunca ücretsiz. 10 gün boyunca ücretsiz olacak. İstanbul kartlarını bastıklarında bir ücret ödemeyecekler. Halkımız da yavaş yavaş kullanmaya başladı. Oturumları evet, anlatıyordum. Evet. Birinci masa iletişim masası. Kameralara bakarak güvenlikle, istasyon amirleriyle ve acil durum personeliyle evet, iletişim kuran taraf. İkinci tarafta ne var? İkinci masa araç kumandası. Burası sürücüsüz metro. Buradaki kumanda tamamen bilgisayarlı sistemle yapılıyor. O sistemi kumanda eden arkadaşlarımız orada. Araç tarafı. Burası makaslar burada gözüküyor. Burası trafik tarafı. Trafiği kontrol eden, makasları kontrol eden yani kısım. Yani işletmenin beyni diyebilir miyiz buraya? Kesinlikle, kesinlikle beyni. Ondan sonra burası depo kontrolü. Depo sahası var. Araçların akşamları çekildiği, araçların bakıma alındığı taraf var. Burası orayı kumanda ediyor. Evet. En son da evet, şu arkadaki... Şu anda ekrana gelmesini rica edeceğim evet, Onur'dan da. Şöyle mesela baktığınızda... Gördüğünüz maviler, kırmızılar. Onlar da SCADA sistemi. Ne ifade ediyor burası tam olarak? SCADA sistemi uzaktan bütün yürüyen merdivenler, asansörler ve kritik elektrifikasyon sistemlerini kumanda eden masa orası.
Bütün bunlar SCADA sistemiyle anında görüntülenebiliyor. Evet. Bunların hepsini buradaki arkadaşlarımız kontrol ediyor. Bir arıza olduğunda anında müdahale edebiliyorlar. Şimdi 10 dakika oldu yaklaşık olarak. Evet. Hat açılalı 10 dakika oldu. Peki günlük olarak İstanbul'a şöyle yürüyelim bir yandan da. Evet. İstanbul'da bu hattı kaç kişi kullanabilir ya da kullanması bekleniyor? Evet. Ya buranın şimdi tabii pandemi koşullarındayız. O yüzden de zaten kullanımın aşırı miktar olmasını istemiyoruz. Buranın kapasitesi günlük 700 bine kadar aslında. Ama pandemi koşullarında bunun biz 250-300 bine kadar çıkmasını bekliyoruz. Yani pandemi koşulları uygulanarak halkımızın fazla kalabalık etmeden binebileceği koşullarda 250 bin civarı bekliyoruz. Yavaş yavaş olacaktır tabii, bir anda olmayacaktır. İlk aylarda yaklaşık 100 bin, 150 bin şeklinde artarak gidecektir. İstasyonları da sayalım mı? Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor. Acaba benim evimin yakınından, önünden, iş yerimden, okulumdan bu metro geçiyor mu? Geçebilir. 15 istasyon var. Mahmut Bey'den başladığını söylemiştik bu istasyonların. Göztepe, Oruç Reis, Tekstilkent, Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kazım Karabekir Mahallesi, Yeşilpınar, Veysel Karahani, Akşemsettin, Çırçır, Ali Beyköy ve Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan ve Mecidiyeköy. Evet. Unuttuğum var mı? Yok, 15 tane istasyon bunlar. Ama saymakla bitmiyor yani. Kağıthane'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu söyledik. Çağlayan Adliyesi, günde binlerce insanın ziyaret ettiği bir yer. Çağlayan Adliyesi'ne ulaşım artık metro ile olacak. Ve bağlantıları düşünürseniz artık mesela adliyeye gitmesi gereken bir şahıs Mecidiyeköy üzerinden veya Mahmut Bey üzerinden veya Ali Beyköy üzerinden çok rahatlıkla bu bağlantıları kullanarak çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek adliyeye. Veya Kağıthane'de çalışan, plaza çalışanları çok rahatlıkla oradan ulaşabilecek. Orada o bölgede yaşayan halkımız, Kağıthane'de yaşayan halkımız rahatlıkla Mecidiyeköy'e, sahile, inşallah yakında Kabataş'a kadar uzayacak bu hat. Ondan da bahsedelim isterseniz. Onu da sormak istiyorum. Evet. Yani neden Beşiktaş ve Kabataş'ın açılması bu kadar gecikti? Evet, Beşiktaş'ta o bölgede biliyorsunuz tarihi kazılar var. Tarihi eser kazıları yüzünden o bölgede tüneller açılmış olmasına rağmen istasyon inşaatları yapılamıyor. Yapılamadığı için şu anda Mecidiyeköy'de kesiliyor bu hat. Benim aklım hemen şu geliyor, izleyicilerimizin aklına da geliyordur muhtemelen. Beşiktaş ve Kabataş aslında deniz ulaşımının da merkezi. Evet. Bu hat deniz ulaşımıyla da bağlantı sağlayacak diyebilir miyiz bu istasyonlar açıldıktan sonra? Tabii ki, tabii ki. Beşiktaş ve Kabataş üzerinden şehir hatlarımızın vapurlarına bağlantı olacak. Artı işte orada yeni önemli bir cazibe merkezi Galata Port yapılıyor. Galata Port'a ulaşım çok yakında olacak. Evet. Ve yine tramvay hattımızda da, Kabataş'ta tramvay hattımızda da, T1 hattımızda da günde şu anda bile 270 bin yolcu taşıyan hattımıza birleşecek. Benim soracaklarım bunlar Özgür Bey. Çok teşekkür ediyorum yayın konumuz oldunuz. Aktaracağınız başka bir şey varsa onları da sormak. Hayır, ben de hemen sahaya inip de sahayı kontrol etmem lazım. İlk gün hiçbir aksaklık çıkmasını istemiyoruz. Evet. Halkımıza bu hizmetin ilk günden itibaren en iyi şekilde verilmesini istiyoruz. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Özgür Soy, İstanbul Metro, Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü yayın konuğumuz oldu. Şu anda Tekstilkent'te kumanda merkezinde yayınımızı sonlandırıyoruz. Ancak yayınlarımız gün boyunca devam edecek. Farklı istasyonlarda, Mecidiyeköy'de örneğin Cansel Kiraz olacak. Ancak şunu da söyleyelim bir kez daha. Bu hat 29 Ekim'den bir gün önce açıldı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıl dönümünde açıldı. Bir kez daha kutlu olsun ve Ekrem İmamoğlu'na da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve yayınımızı sonlandırıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.